Merhaba arkadaşlar, ceza muhakemesi hukuku dersinin ikinci ünitesine ilişkin özet dersimizde sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde ceza muhakemesi adli teşkilatı ve muhakeme sücelerini inceleme konusu yapacağız. Ele alacağımız temel başlıklar başsavcılık teşkilatı, yargı teşkilatı, savunma makamı ve bireysel iddia sücesi olarak mağdur olacaktır. Mahkeme teşkilatı bulunan her il merkezi ve ilçede o yerin ismiyle anılan bir başsavcılık teşkilatı kurulur. Örneğin Eskişehir'de. Ee, adliye Teşkilatı var, Ağır Ceza Mahkemesi, e, Asya Ceza Mahkemeleri bulunuyor. Dolayısıyla bu şekilde mahkeme teşkilatı bulunan il, e, her il merkezinde ve ilçede diyor kanuna göre o yerin ismiyle alınan bir başsavcılık teşkilatı da kurulacak. Burada ceza mahkemeleri olduğuna göre bir başsavcılık teşkilatı kurulacak ve o yerin ismiyle alınacak. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı adında Eskişehir'de de bir başsavcı teşkilatı bulunmaktadır. Yine Eskişehir'in ilçelerinden olan Sivrisar'da da ceza mahkemesi var. Asliye Ceza Mahkemesi, Orada bir mahkeme teşkilatı bulunuyor. Ağır ceza olmasa bile ceza mahkemesi var. İşte orada da yine o ilçede de o yerin ismiyle anılan bir başsavcılık teşkilatı kuruluyor. Sivrisar Cumhuriyet Başsavcılığı adında. Ee, başsavcılık bir bütündür kendi içerisinde. Başsavcı, başsavcılıklarda bir cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar cumhuriyet savcısı görev yapar. Ee, her savcı başsavcılık adına işlemini yapmaktadır. Örneğin bir savcı bir olayla ilgili iddianame düzenledi, mahkemeye verdi. İddianamenin üzerinde e, işte görev yaptığı yer Sivrisar Cumhuriyet Başsavcılığı diye yazar ve o başsavcılık adına işlemini yapar. E, başsavcının savcılar üzerinde denetim ve gözetim yükümlülüğü vardır. E, denetim ve gözetim yetkisi vardır aynı zamanda. E, savcılar arasında iş bölümü yapabilir. birisini bir işten alıp diğer işe verebilirsen hazırlık e, şeylerine bak, e, dosyalarına bak. Sen müraca savcısı ol, gelen başvuruları incele. Sen duruşmalara çık diye savcılar arasında e, iş bölümü yapabilecektir. Birisini o işten alıp diğer işe verebilecektir böyle bir yetkisi bulunmaktadır başsavcı e, savcının savcılar üzerinde. Anayasanın 138. maddesinde de mahkemelerin ve e, içeriğinde de e, düzenlemenin hakimlerin bağımsızlığından bahsedilir. Hiçbir yerde savcıların bağımsız olduğundan bahsedilmez. Nitekim savcılar bağımsız değildir. En azından baş savcıya bağlı olarak görev yaparlar. Onun adına ona bağlı olarak Görev yaparlar ee, ancak sıradan bir e, faaliyet yürütmediklerinden dolayı önemli adliye ilişkin bir faaliyet yürüttüklerinden dolayı da e, teminat bakımından hakimlere benzetilmiş ve hakimlik e, ve savcılık te, e, teminatı ortak hususlara bağlanmıştır. Dolayısıyla e, savcıların bağımsızlığı falan e, söz konusu değildir. Aynı zamanda e, savcılık makam olarak da yargılama sırasında iddia makamını işgal eder. Makamsal e, olarak taraf olma durumu da iddia makamını işgal etmesi dolayısıyla taraf olma durumu da söz konusudur. Savcının tarafsızlığı da söz konusu olmaz makam itibariyle ama kişisel tarafsızlığın tabii ki sağlanması gerekir. Cumhuriyet Savcısı soruşturma yöneten ve yönlendiren muhakeme sücresidir. Ee, Soruşturmaya yönlendirirken en önemli yardımcısı da kolluk görevlileridir. Cumhuriyet Savcısı e, soruşturma işlemlerini kendisi doğrudan doğruya yapabileceği gibi CMK'nın 161. maddesinin 1. fıkrasındaki düzenlemeye göre altındaki kolluk görevlilerine de bu işlemleri yaptırabilir. Yeter ki kanun mutlaka savcının o işlemi yapmasını gerekli görmesin. Bu bağlamda örneğin ifadeyi kendisi alabileceği gibi kolla ifadeyi siz alın da diyebilir. Niye kolla aldırıyor kendi almıyor ya da niye kendi alıyordu da kolla aldırmıyor şeklindeki bir eleştiri yersizdir. Çünkü her savcının bir çalışma usulü vardır ve o çalışma usulünde neyi uygun görüyorsa kanuna uygun olmak kaydıyla kendisi de yapabilir işlemleri emrindeki kolluğa da yaptırabilecektir. Ancak bazen mesela doğrulatma ifadesinde olduğu gibi soruşturma işlemlerinden bazılarının mutlaka Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılması kanun koyucu görmüş olabilir. Bu tür durumlarda Cumhuriyet Savcısının işlemi kendisinin bizatihi yapması gerekir. Örneğin ifadeyi kendisi de alabiliyordu, kolluğa da aldırabiliyordu. Ama doğrulatma ifadesi yani aynı kişinin aynı olayla ilgili ikinci kez ifade salınması gerekiyorsa uygulamada buna doğrulatma ifadesi denir. CMK'nın 148. maddesinin 5. fıkrasına göre de doğrulatma ifadesinin mutlaka Cumhuriyet Savcısı tarafından alınması gereklidir. İkinci ifadeyi kolluğa aldıramaz, kendisinin alması gerekli. Savcı kolluk görevlilerine emirlerini e, yazılı olarak verir ama geçmesinde sakınca bulunan hallerde sözlü emir de verebilir. E, sonrasında sözlü verilen emir yazılı hale de getirilecektir. Kolluk e, faaliyetleri adli ve idari olmak üzere ikiye ayrılır. Adli faaliyet suç işlendikten sonra suçun delillerinin ve şüphelisinin elde edilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetlerdir. E, i̇dari faaliyet ya da önleyici faaliyet ise suç, henüz bir suç işlenmeden önce, somut suç e, şüphesi bulunmadan önce ileride işlenebilecek suçların, önüne geçmek ya da kamusal bir tehlikeyi önlemek amacıyla yürütülen faaliyetleri de idari ya da önleyici kolluk faaliyeti denilmektedir. Kolluğun adli faaliyetleri bakımından yani suç şüphesi üzerine suçun delillerinin elde edilmesi ve şüphelisinin yakalanmasına yönelik yürütülen faaliyetleri bakımından o yerdeki en yüksek yetkili tabi olduğu amiri Cumhuriyet Savcısı'nın, Cumhuriyet Savcısı'nın emir ve e, talimatlarını gecikmeksizin yerine getirmek zorunluluğu altındadırlar bu tür e, faaliyetlerinde. İdari faaliyetler bakımından ise yani suçu önlemeye yönelik ya da bir tehlikeyi, kamusal tehlikeyi önlemeye yönelik faaliyetlere bakımından ise bulundukları yerdeki mülki amir onların en yüksek yetkili tabi oldukları amir olacaktır. Bu alanda kolluğun yürüttüğü faaliyetin adli mi idari mi olduğunu tespit etmek önem arz eder öncelikle ha en yüksek e, o yerdeki en yüksek yetkili tabi olduğu amir kim olacaktır? Savcı mı? Mülki amir mi? Yani kaymakam ya da vali, mülki amir. İlçelerde e, kaymakam, iller, il merkezlerinde vali olarak karşımıza çıkmakta. Bunun tespita bakımından faaliyetin türünü e, belirlemek önemli. İkincisi, Cumhuriyet savcısı emir ve talimatlarını yerine getirmeyen ya da e adli faaliyetleri sırasında suç işleyen e kolluk görevlileri hakkında herhangi bir kişi veya merciden izin almaksızın doğrudan doğruya soruşturma yapıp dava açabilmektedir. Ama buna karşın idari faaliyetleri sırasında suç işleyen kamu görevli, e kolluk görevlileri varsa bunların yargılanması 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanuna göre yapılmaktadır. Dolayısıyla suçla ilgili soruşturma yapılabilmesi e ve dava açılabilmesi için e, kolluk görevlisinin e, tabi olduğu mülki amirden kaymakamdan veya e, validen izin alınması esası 4483 öngörüldüğünden görüldüğünden dolayı ancak izin alınırsa veya izin verilmediği durumlarda bölge idare mahkemesinden e, yargı yoluyla bunun tespit ettirilmesi durumunda kişiler hakkında e, ne yapılabiliyor soruşturma ve kovuşturma yapılabiliyordur e, bu bağlamda da e, faaliyetin adli mi idari mi nitelikte olduğunu tespit etmek önemlidir. <laughs> e, Cumhuriyet Savcısı dediğimiz gibi soruşturma sırasında soruşturmayı yöneten yönlendiren muhakeme sücesi soruşturmanın efendisi bu bağlamda. Yargılamaya geçildiği zaman da yani iddianamenin kabulü kararı verildikten sonra da <laughs> iddia eden taraf pozisyonunda kamu adına iddia makamını e, işgal eden muhakeme süreci e, durumunda bulunuyor. Yargı teşkilatına gelince ilk derece ceza mahkemeleri genel ceza mahkemeleri, asli ceza ve ağır ceza mahkemesi olmak üzere iki türdür. E, asli ceza mahkemeleri tek hakimle görev yapar, ağır ceza mahkemesi ise bir başkan ve iki üyeden e, oluşmaktadır üç hakimle görev yapar. İlk derece genel ceza mahkemeleri her il merkeziyle ihtiyaç duyulan ilçelerde HSK'nın yani Hakimler Savcılar Kurulu'nun olumlu görüş alınarak Adalet Bakanlığı'nca kurulur. Ee, mahkemelerin görev ve yetkisini neyi belirlemektedir? Bunun üzerinde de kısaca duralım. Görev bir ceza uyuşmazlığı hangi tür ceza mahkemesinin çözüme kavuşturacağını belirler. Yani bir davaya asli ceza bakacaktır ağır ceza mı? Ceza mahkemesinin türü belirleniyor. Yetki ise neredeki ceza mahkemesinin hangi yerdeki ceza mahkemesinin yargılamayı yapacağını belirler. Görev kuralları kamu düzenine ilişkindir. O nedenle bir mahkeme görevsiz olduğunu her zaman e, tespit ettiğinde hemen görevsizlik kararı vererek yargılama boyunca her hükmünü verinceye kadar her zaman görevsizlik kararı vererek işi görevli mahkemeye göndermek zorundadır. E, bununla birlikte. Bunun bir istisnası var. Yani her zaman için e, görevli mahkemeye gönderme zorunluluğunun bir istisnası var. CMK'nın 6. maddesinde buna yer verilmiş. Duruşma sırasında hükmün de e, duruşma sırasında suçun hukuki niteliğinin değiştiğinden bahisle iş görevli mahkemeye gönderilememektedir. Yani asliye ceza mahkemesi Yargılama sırasında mesela kasten yaralamadan dava açıldı ama e, suçun aslında kasten yaralama değil de kasten öldürmeye teşebbüs olduğu anlaşılırsa öldü kasten öldürmeye ağır ceza bakıyor. E, bu tür durumlarda hemen ağır cezaya dosyayı göndermek zorunda. Tersi olursa kasten öldürmeye teşebbüsten dava açıldı yargılama sırasında ağır ceza mahkemesi fark etti ki bu kasten öldürmeye teşebbüs değil kasten yaralama asli cezanın görev alanına giriyor asli cezaya gönderemiyor. Yani yargılama sırasında suçun hukuki niteliğinin değiştiğinden bahisle de, iş daha aşağı görevli mahkemeye gönderilemiyor. Yani ağır ceza asli nazaran 3 hakimden oluşuyor daha güvenceli sanık bakımından. E elinde bulaştırmış işi biliyor artık. Şimdi asli cezaya gönderse baştan davaya tekrar bakacak falan iş uzayacak. Sen elini bulaştırmışken bakıver buna da. Hem daha güvenceli mahkemesin diye yasa koyacak. Ama asli ceza aynı şeyi yapamıyor çünkü sanık bakımından ağır ceza mahkemesi kadar güvenceli değil. 3 hakim yok Hakimin tecrübesi muhtemelen ağır başkan ve kıdemli üye kadar da olmayabilir çoğu kez. Dolayısıyla yasak koyucu bunlar göz önünde bulundurarak ne yapmış? Ee, aşağı yetkili mahkemenin her zaman görevsiz olduğunu tespit ettiğini dosyayı görevli mahkemeye göndermesini öngörmüş. Ama yüksek görevli mahkemenin e, yargılama sırasında aşağı yetkili mahkemenin görev alanına suçun girdiğini, suçla ilgili yargılamanın girdiğini gördüğü durumlarda sonradan bunun aşağı, aşağı görevli mahkemeye göndermesine imkan tanımamış hatta bunu yasaklamış. Görev kuralları bakımından hangi tür davalar asli ceza bakar? Asli ceza genel görevli mahkemedir. Ceza davaları kurul olarak asli ceza mahkemesinde görülür ağır cezanın görev alanına gireceği kanunda veya diğer ceza mahkemesi, işte çocuk ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi görev alanına girmeyen bir takım suçlar varsa ya da yargıtan ihtiyacı yargılamasını ceza mahkemesi olarak yapacağı bazı suçlar var. Bazı kişiler ilişkin yargılamaları yargıta ilgili ceza daireleri yapıyor bu şekilde özel bir görevlendirme söz konusu değilse, acizanın görev alanına gireceği suçun ayrıca belirtilmemişse, bu tür durumlarda kural olarak asli ceza mahkemesinde ceza davaları görülür. Ee, ama ceza adi e teşkilat kanunu madde 12'ye göre 11'de asli cezanın genel gö görevli olduğu belirtilmiş. 12. maddeye göre de 10 yıldan fazla süreli hapis cezasını gerektiren suçlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve müebbet hapis cezasını gerektiren suçların ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı hükme bağlanmış. Dolayısıyla suçun üst sınırına bakıyoruz. Üst sınır 10 yıldan fazla süreli hapis cezasını gerektiriyorsa e, ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor. Bunun dışında terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçlar Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitap 4. E, kısım devleti ve millete karşı suçlar başlığı dördüncü kısmın 4, 5, 6 ve 7. bölümlerinde yer alan bir takım devleti ve millete karşı işlenen suçların yine ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı hükme bağlanmış. Ee, son olarak suç cezanın miktarı ne olursa olsun 5 tane suç var. Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hileli iflas, irtikap ve yağma. Bu 5 suça ilişkin yargılamalarda cezanın miktarı ne olursa olsun mutlaka ağır ceza mahkemesinde yapılıyor. Gelelim yetkiye. Görev kamu düzenine ilişkin her zaman gö e görevi itirazında bulunabilir ve mahkeme görevsiz olarak görevsiz olduğunu tespit ederse işi görevli mahkemeye gönderir dedik. Ve e, görevli mahkemelerin e, ne şekilde tespit edileceğini, hangi esaslara göre belirleneceğini söyledik. Peki görev kurallarına göre belirledik. Ağır ceza mahkemesi, görevli mahkeme. Ama Türkiye'de yüzlerce ağır ceza mahkemesi var. Bunlardan hangisi? İşte yetki kuralları da neredeki ma ceza mahkemesinin davaya bakacağını belirliyor. Kural olarak suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. Yani suç nerede işlenmişse oradaki ceza mahkemesi davaya bakar. Ama suçun işlendiği yer değişik nedenlerle tespit edilememediyse bu tür durumlarda sırasıyla şüpheli veya sanığın yakalandığı yer mahkemesi yakalanmamışsa Türkiye'de son yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesi Türkiye'de yerleşim yeri yoksa son adresinin bulunduğu yer mahkemesi Türkiye'de adresi de yoksa İlk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkili mahkeme olarak kabul edilmiştir. Yetki itirazı e, görevden farklı olarak yetki kamu düzenine ilişkin olarak kabul edilmemiş. E ee, ilk derece yargılamaları bakımından sanığın sorgusuna başlanıncaya kadar yetki itirazının ilk itiraz olarak ileri sürülmesi öngörülmüş. Eğer bu vakte kadar ileri sürülmezse sonradan yetki itirazında bulunulması ya da mahkemenin kendisinin yetkisiz olduğu e, gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek işi yetkili mahkemeye göndermesi mümkün olmayacaktır. Gelelim hakimin reddine. Ee, hakimin bağımsız ve tarafsız olarak görev yapması gerekir. Bağımsızlığını sağlamaya yönelik olarak Anayasa 138 ve devamında bir takım güvencelere yer verilmiştir. Tarafsızlığını sağlamaya yönelik olarak ise Ceza Muhakemesi Kanunu 22 ve devamında düzenlemeler yer almaktadır. 22 ve 23'te yasaklılık hallerine 24. maddesinde ise tarafsızlığından şüpheye düşen sebeplere bağlı olarak hakimin reddedilebileceği hükme bağlanmıştır. Savunma makamına gelince öncelikle e, savunma makamı temelde şüpheli ve müdafiden oluşur ama bunun yanında şüpheli ve e, şüpheli sanık veya müdafiden oluşur. E, ama bunun yanında şüpheli veya sanığın kanun temsilcisi ve eşinin de savunma makamında yer alabilmesi bir takım mahkeme işlemlerini yapabilmesi mümkün olur. Burada daha çok şüpheli sanık ve müdafi üzerinde durulacaktır. Savunma makamıyla bağlantılı olarak şüpheli kime denir? Soruşturma sırasında suç isnadı altında bulunan kişiye şüpheli. Kovuşturma sırasında suç isnadı altında bulunan kişiye ise sanık denilmektedir. Müdafi ise şüpheli veya sanığın savunmasını yapan avukata verilen isimdir. Dolayısıyla her avukat müdafi değildir. Ceza mahkemesindeki örneğin mağdurun avukatına müdafi denmez. Çünkü müdafi müdafaa etmekten, savunmaktan gelir. Savunma yapan avukata müdafi denir. Şüpheli veya sanığın avukatıdır bu da. Ee, mağdurun avukatı ise e, sanı, savcıyla birlikte iddia faaliyeti yürütür. Dolayısıyla ona müdafi denilmesi yerinde değildir. Ee... Müdafiden fayda almak bizim hukuk sistemimizde isteğe bağlıdır. İsterse şüpheli veya sanık müdafiden fayda alır. istemezse faydalanmaz, Kendi savunmasını da yapabilir. Ancak bununla birlikte yasa koyucu bir takım hallerde zorunlu müdafilik durumuna da yer ver, verilmiştir. Yasak oyucunun e, şüpheli veya sanığın bir e, müdafiğin hukuki yardım olmaksızın savunmasını etkin şekilde yapamayacağını karine olarak kabul ettiği ve bir müdafiden faydalanması zorunlu gördüğü hallere zorunlu müdafilik halleri denilmektedir. Ee, zorunlu müdafilik halleri mahkemenin geneli bakımından ceza mahkemesi kanununun 150. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda şüpheli veya sanık çocuksa kendisini savunamayacak derecede mali ise sarır ve ise yahut da alt sınırı 5 yıldan fazla süreli hapis cezası gerektiren bir suçtan istinad altındaysa bir müdafinin hukuki yardımına fayda alması zorunludur. Bu tür durumlarda şüpheli veya sanık kendisine bir müdafi seçmemişse baro tarafından kendisine müdafi atanacaktır bunun yanında sadece bir takım işlemlerde kişinin müdafiinin bulunmasına, işlemlere karar verilirken kişinin müdafiinin bulunmasına ilişkin zorunluluk da öngörülmüş olabilir kanunda. Mesela demin bahsettiğimiz hususlar söz konusu olmamakla birlikte şüpheli veya sanık hakkında tutuklama talep edildiğinde 101. maddeye göre mutlaka müdafiin bulunması gerekir şüpheli veya sanın. Yani tutuklama talep edildiğinde buna karar verilecekken yanında bir müdafinin bulunması gerekiyor. Yine 74. maddeye göre gözlem altına alınmasına karar verildiğinde karar verileceğinde de kişinin yanında bir müdafinin bulunması gerekiyor. Duruşma disiplinini bozan sanık duruşma salonundan çıkartılır ve yokluğunda duruşmaya devam edilirse bu durumda da mutlaka ee, onun bir müdafiinin e, duruşmada bulunması gerekiyor. Yine kaçak sanık hakkında e, sorgusu daha önce yapılmaması için mahkumiyet kararı verilemez. Ancak kovuşturmaya devam edilebilir. Kaçak sanık hakkında kovuşturmaya devam ediliyorsa, duruşma yapılıyorsa bu tür durumlarda da ona e, mutlaka bir müdafi atanması gerektiği görülmüştür. 247. maddenin 3. ve 4. fıkralarında. Bunlar da zorunlu müdafilik halleri. müdafinin görevini gereği şekilde yapılabilmesi için soruşturma ve do e kovuşturma dosyasını, dava dosyasına inceleyebilmesi gerekir. Dosya inceleme hakkı CMK'nın 153. maddesinde düzenlenmiştir. Bununla birlikte soruşturma dosyasının bir kısmının veya e tamamının bazı belgeler hariç tamamının, ee, müdafiye karşı gizli tutulması savcının talebi üzerine suç ceza hakimi kararıyla soruşturma sırasında mümkün kılınmıştır. Ama kovuşturma sırasında dava dosyasının müdafiye karşı gizli tutulması hiçbir şekilde mümkün değildir. müdafi yine vekaletnamesini göstererek dosyadan her türlü belgenin örneğini alabilecektir kural olarak. Ee, şüpheli veya sanıkla müdafiye görüşme ve yazışma yetkisi vardır. Ee, Tutuk yerinde veya infaz kurumunda şüpheli veya şey şüpheli veya sanıkla görüşüyorsa e, görüşmeler kural olarak güvenlik nedeniyle izlenebilir ancak hiçbir şekilde dinlenemez olağan dönemlerde. E, bunun dışında yazışmaları da e, hiçbir şekilde devletime tabi tutulamaz ve aralarında gönderdikleri mektuplar el erkolmanın konusunu teşkil edemez. Ceza mahkemesi Kanunu'nun 154. maddesine göre. Bunun yanında şüpheli ve sanığın hazır bulunmaya etkili olduğu tüm işlemlerde müdafiin de hazır bulunma etkisi vardır. Müdafi CMK'nın 201. maddesine göre doğrudan soru sorma etkisine de sahiptir. Bu yetki şüpheli ve sanıkta bulunmamaktadır. Doğrudan soru sorma etkisi kanunda sadece Cumhuriyet Savcısından suçtan zarar gören vekiline ve müdafiye tanınmış olan bir yetkidir. Kanun yoluna yine başvurma etkisi vardır. Ancak kanun yoluna başvuru konusunda kendisiyle e, şüpheli veya sanığın iradesi çelişirse şüpheli ve sanığın iradesi dikkate alınır. Ancak 165, 265. maddenin son fıkrasına göre şüpheli veya sanık çocuksa kendisini savunamayacak derecede mali ise sarır ve ise bu tür durumlarda kanun yoluna başvurmak konusunda müdafi ile şüpheli veya sanık arasında bir ihtilaf ortaya çıkarsa bu durumda müdafiin e, kararı dikkate alınacaktır. Son olarak mağdur kavramı üzerinde duralım. Mağdur suçla korunan hukuki menfaat veya eşyanın sahibine denilmektedir. Mağdur da ceza mahkemesinde bir takım haklar tanınmıştır. Özellikle ceza mahkemesi kanununun 234. maddesinde ee, soruşturma dosyasını inceleyebilme, ee, dosyadan örnekleri alabilme, ee, bir vekil yardımıyla kendisini e, ee, ettirebilme imkanı mağdurada da tanınan haklar arasındadır mağdur isterse kamu davasına katılmak suretiyle katılan sıfatını alabilir CMK'nın 237. maddesine göre Katılan sıfatını aldıktan sonra yargılamada iddia faaliyetine etkin olarak katılabilir, iddia faaliyetinde bulunabilir. Etkin şekilde delillerin tartışılmasına tek tek katılabilir. Verilen kararlardan memnun olmazsa kararlara karşı kanun yoluna başvurma imkanına da sahip olacaktır katılan sıfatını aldıktan sonra. Bu da ilişkin temel düzenlemeler 234 devam ve devamında 237 ve devamında ceza mahkemesi kanununun ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İkinci üniteye ilişkin özet dersimiz burada sona eriyor. Temel olarak söyleyeceklerimiz bu kadar. Ayrıntılı bilgilere kitabınızdan ulaşabileceksinizdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esen kalınız.